Altın çilek içine zibutramin katıldığı sonradan anlaşıldı. Evet, tabii ki bakanlık topladı, testlerini yaptı. Evet. Kalp atışını hızlandırıyor. Çarpıntı yapıyor, fenalaşma yapıyor, ellerde titreme yapıyor. Sürekli sırt çantasıyla koşuyormuşsunuz gibi nabzınız sürekli 70'ten 80'e 90'a çıkarsa kalp kasları yavaş yavaş erir, ölür kişi. Dayanamaz. Ağızda kuruluk yapıyor. Bu tarz şeyleri, bu tarz ilaçları eğer obezite hastasıysanız ya da sizin için bu tarz hapları doktorunuz öneriyorsa doktorunuzun kontrolü altında ve eczanede satılan yani Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin devletinin ve Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği şeyler bunlar tüketilmesi gerekir. Zaten, biz konumuza dönelim. Boş verin. Konuya dönmeyelim. Madem açtınız. Şimdi vaktimiz daralıyor. Anlatamadan kapatacağız. Mehmet Öz, Afrika mangosu, yeşil kahve, efendim akai beri, ahududun İngilizcesi raspberry gibi 6 ayda bir yeni furya dünyaya hastalık gibi yayılıyor. İnsanlar kullanıyor. Gram zayıflayan yok ama bazıları milyoner oluyor. Yani bunu da doktor yapıyor. Ben Ahmet, Mehmet artık yapmıyor. Artık öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Olamaz. O daha devam ediyor. Yeşil kahve modası var. Herkes alıyor, kullanıyor. Yeşil kahve şöyle ama. Şimdi yeşil kahve, hakikaten yeşil kahvenin birçok özelliği var. Ve bu yeşil kahve benim bildiğim kadarıyla eczanelerde satılıyor. Yeşil kahveyi biz de ürettik. Ben zaten ürettim. Bak ürettim değil. Şimdi yeşil kahveyi önce dedim ki zayıflatıyorsa ben bazı insanlar üzerinde denedim. Gerçekten zayıflatıyorsa satacaktık. Zayıflatma hattını gördüğümüz için hepsini imha ettik. Ben onu da yaptım. Hatta patentini de aldım. Ama ne oldu? Zayıflatmadığını görünce hepsini çöpe attık. Onun içinde de kimya var. Kimya olduğu için zayıflatır. Yoksa kahve zayıflatmaz. Afrika mangosu, akai beri, ahududu, raspberry, acı çehre, evet, bunların, altın çilek. Bunların yok. Hepsinin içinde kimya var. Kimyasal maddeli olan hiçbir şeyi kullanılmaması gerekiyor. Kahve belki zayıflatır diye hepsinin iznini aldım, ürettim. Önce kendi üzerimde denedim. Bazı dostlarım üzerinde denedim, gönüllü. Ha, zayıflatmını gördük. Hepsini çöpe attık biz. Bir de böyle şeylerin hemen, yani siz deneseniz de belki kilo verdiğinizi bir iki ayda görebilirsiniz ama bir de bu tarz şeylerin ileride büyük hastalıklara sebebiyeti var. Yani bu deneme, ben denedim bir ayda bunlar, bu tarz şeyler, ağızdan alınan şeyler bu kadar basit denenmemeli yani. Şimdi bence. Mehmet bunlar bir formül ve bu formüller bence birkaç yıl. Tabii. Uzun süre denenmesi gerekiyor. Mehmet Çocuk oyuncağı değil, insan hayatı çünkü. Kamerun'da, Afrika, Orta Afrika'da, Kamerun'da klinik araştırması yaptım diyor. Ne Amerika'da yaşıyorsun, Amerika'da yap klinik araştırması. Avrupa'da yap, Türkiye'de yap. Kamerun'da verirsin 1000 doları, alırsın 1000 tane klinik araştırması. Yani inandırıcı değil. Yani bu salgın hastalık, obeziteye karşı kullanılan bütün ilaçlar maalesef içinde kimya var. Yani evet. Aslında zayıflatan gerçekten bitkiler var. Nedir? Lahanadır. Maydanozdur. Efendim at kuyruğu otu. Metabolizmayı hızlandırıyor onlar da zaten. Kore'de, Çin'de, Japonya'da yetişen konca, garsinya, bunlar zayıflatır. Ama diğer meyveler zayıflatmaz.